Evet arkadaşlar, Ertem'de Sultanahmet Camisi'ndeyiz. Burada toplantımızı yaptık. Öğleyi geldik, öğleyi kıldık. Şimdi kendi yıkıldık. Aşağı iniyoruz, az sonra yemek yiyeceğiz ve tekrar toplantımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Size camiyi çekeyim dedim. Temelinden yapıldı bu camimiz, çok güzel. Örnek camilerimizden biri. Gerçekten başkanları da kadın başkan olsun, yani erkek başkan olsun, çok güzel çalışan başkanlarımızdan kendileri. Şurası çok güzel. Bakın ortada böyle bir ışıklı bir camekanlı bir şey var. Bakın caminin içi, bayanlar tarafı burası. Çocuklar ders alabiliyor gördüğünüz üzere. Allah razı olsun yapanlardan, edenlerden, emeği geçenlerden bu hale getirip bizleri burada namaz kılmayı vesile eden bütün cemaatlerimizden Allah razı olsun. Biz de hepsinden de arkadaşlar. Ben böyle camilere geldim, hayran kalıyorum. Allah razı olsun buraları yönetip buralarda işler yapan arkadaşlarımızdan da. Evet arkadaşlar, dediğim gibi hizmet kolay bir iş değil. Nefsimizle alakalı, zamanla alakalı, insanın içinden gelmeyle alakalı, sabırla alakalı. Çok, yani camilerde iş yapmak kadar kolay değil, inanın. Görev yapanlara Allah bin bin güç kuvvet versin. Ki inanın evde 2-3 çocukla uğraşamıyoruz. Düşünün ki yani olduğunuz bir bölümle uğraşıyorsunuz. O kadar sorumlulukları var. O kadar kolay değil onun içinden. Etrafımızdaki insanları zora koymadan böyle güzel onlarla birlikte iletişim ve güzel işbirliği içinde işler yapmayı nasip etsin bizleri. Kimseyi zorlamadan böyle uysal olarak, yani yapılacak neyse yapmayı, engel olmadan, yani destek olmamız lazım. Köstek değil arkadaşlar. Yani bazen oluyor ya, destek oluyor zannediyorsun. Bazen köstek oluyorlar ayaklarımıza. Rabbim bizleri inşallah destek olanlardan eylesin. Böyle camilerimizde sürekli böyle dünya durdukça camilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, böyle bildiğimiz İslam'ımız bu şekilde gitsin arkadaşlar. Biz tekrar aşağı iniyoruz. Şimdi yemek molasından sonra toplantımıza devam edeceğiz. İnşallah görüşürüz arkadaşlar. Evet, camimizin olduğu yer arkadaşlar. Dışarıdan da çekeyim sizlere böyle. Etrafı komple açık. Her tarafından böyle. Giriş burası arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Park alanı da çok güzel. Caminin ön tarafı hemen böyle park alanı. Önceden burası sekeydi arkadaşlar. Seke derken ocak. Burada ocaklar vardı. Bakın hala orada şeyleri var. Onlar kapanınca böyle burayı camiye satın aldı. Buraya bu cami yapıldı. Şöyle dediğim gibi 3-4 tarafı açık. Allah yapanlardan razı olsun. Biz de geliyoruz. Ara sıra toplantılarımız oluyor. Başkanları çok aktif. Kadın kolları başkanı da, yani yönetim kurulu başkanımız da çok aktif birisi. Şeref başkanım. Güzel çalışan bir başkanlardan maşallah. Birçok yerlerde de tabi buradan harç görevi var arkadaşlar. Biz şu anda arkadaşlar, toplantımız bitti. Tekrar biraz meleğe gidip orada uzaktan geliyor arkadaşlarımız. Orada biraz devam edeceğiz sohbetimize. Bu şekilde bakalım bugünlüğümüzü atlattık. İnşallah hayırlısıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplantımıza devam başkanın evinde. Melek başkanın evine geldik arkadaşlar. Orada bazı konular vardı. Oradan camiden geldik. Burada hem oturduk hem çayımızı içerek böyle. Şöyle şöminenin karşısında arkadaşlar. Bu şömine eşliğinde Melek başkandayız. Böyle lahmacun yiyoruz şimdi. Her şeyi yedik. Bir sürü çerezlerimizi oraya koyduk. Şu anda lahmacun hazırlamış, böyle çocuklar gelecekmiş. Allah razı olsun çocuklardan. Onların sayesinde biz de faydalandık dermişim. Böyle şöminenin karşısında akşam çayımız böyle. Lahmacunumuz devam. Gidiyoruz bakalım inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci günden hepinize selam olsun sevgili arkadaşlar. Ben yine neredeyim? Camideyim. Evet, tost makinalarımızı hazırladık. Şöyle tostlarımızı hazırladık arkadaşlar. Karışık, sade, peynirli, sade sucuklu olmak üzere. Pomes makinemiz var şurada. Onu güzel temizledik. Yağını koyduk arkadaşlar. Şimdi bir taraftan kahvaltı derdetmiştik. Biz kendimiz de burada işimiz bitince burada bir şeyler yiyebiliyoruz. Bunu Zonguldaklı olanlar bilir. Bu çiğli yumurta. Yani zaneden yapılmış bir çiğ. Biz yaparız. Türkiye'de de yaparız arkadaşlar. Onu da şimdi yumurta koydu arkadaş. Onunla sonra şimdi gelen hocalarımız da burada, bayan hocalarımız da bir şeyler yiyebiliyorlar. Sonra cuma çayımızı demledik. İşimiz bitince birer bardak çay içeriz. Ve hocalarımız da bir çay alabiliyorlar arkadaşlar. Şöyle bir iki bir şey koyduk ortaya. Bu şekilde bir giriştik. Şimdi daha sonra pişirmeye başlayacağız. Şu pomes makinemiz arkadaşlar. Yağını değiştirdik.
Yani patates kızartmak için. Bakın yağını güzel temizledik. Şimdi makineyi açtık. Az sonra burada patates kızartacağız. Pomes yapacağız yani. Pomeslerimiz böyle büyük pakette. Arkadaşlarımız dondurucudan çıkarıvermişler dün bize. Sağ olsunlar. Dün de başka grup yaptı çünkü. Ben hala öksürüyorum tabii ki bu arada. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorsun? Fazla atma. Çok acı olabilir o şey. Çok az katayım mı? Azıcık at. Çok atma. Evet. Gülbahar ile acı bir şey atar bir şeyin içine. Ay. Ay, evet seviyoruz, seviyoruz kadın. Evet Ayfer de paraları sayıyor arkadaşlar. Bu da paracı Muhasim. Bu da masamız şimdi. Çocuklara dış kapıyı açtık. Çocuklar buraya geliyorlar. Pomes isteyen pomes alıyor, ekmek. Tost isteyen tost alıyor. Yanına da böyle bir su alıyorlar arkadaşlar. Masalarımız hazır. Böyle çocuklarımıza bir elimizden geldiği kadar çocuklarımız ıvır zıvır bir şey yemesin diye böyle bir şey yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Gülşen'in evde iki tane misafiri vardı. Yani arkadaşları gelmiş yatıya. Böyle çekeyim hatta Hayrunisa. Bir de bir arkadaşı daha vardı Simay. Ama o rahatsızlandığı için sabah onu ablam eve bırakmış. Mikael de bende kalmıştı. Onu sabah camiye bıraktım. Ondan sonra dedim abla kahvaltıya sana geleyim mi? O da gel kız dedi. Niye rahat olmadım değil mi Sima? Ne? Yatakta. Neden? Çünkü midesi bulanmış. Evet midesi bulanmış. Evet bayağı bir midesi falan bulanmış onun. Böyle ablam Mide güzel kahvaltılar yani hazırlamış. Evet. çayımızı da yapmış böyle. Şimdilik biz kahvaltımızı yapalım. Resim. Arkadaşlar sizlere iki günlük annem ve benden birazcık vloglar çekmeye çalıştık. Annem camiye toplantısı vardı. O toplantıya gitmişti. Oradan birazcık çekimler yaptıydı. Biz de dün akşam kızlarla yemek yemeye gittik. Aslında bizim benim doğum günümden 3-4 gün sonra Selcan ablanın da doğum günü vardı. Ve aslında o hafta sonuna yemek yemeye gidelim. Hani hem kutlamış oluruz diye konuşmuştuk ama maalesef biz biliyorsunuz ki annemle çok kötü hastalandık, rahatsızlandık ve hiç kalkacak halimiz yoktu. Keza ablamlar da çok kötü hastalanmıştı. Onun için biz onu ertelediydik. Dün akşam hep birlikte Duisburg'da bir restorana gittik Etiler diye. Çok güzeldi. Gerçekten servisleri olsun, çalışanları olsun, yemekleri olsun o kadar güzeldi ki. Çok iyilerdi, çok cana yakınlardı. Gerçekten böyle hiç masamızı boş bırakmadılar. Her defasında geldiler, sordular. Çok memnun kaldık. Daha sonra orada pastalar, tatlılar falan da vardı. Ortaya böyle pasta, tatlı bir şeyler falan aldık karışık. Ablam gelin bizlere aldığı hediyeleri sizlere çektim zaten. Hediye almışlardı. Çiçeğim, bir tane çiçeğimi böyle buraya vazomu koydum. Böyle Gucci'nin var. Hem masaj hem kirpiklerimi kaldırmak için. Bir de parfüm almışlardı bana. Dün akşam tabii ki ben kapanış yapamadım. Sonra eve gelince biz Nünü ile başka bir kafeye de kahve içmeye gitmiştik.
Sonra eve geldik, yattık, ettik derken sabah çünkü işe gidecektim. 6'da kalkmam gerekiyordu. Bugün işe gittim. Az önce işten geldim. Öğleye kadar çalıştım bugün. Sizlere onun için şimdi buradan bir kapanış yapayım dedim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.